Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere ZKSnc üzerinde bulunan grbt borsasını tanıtacağım. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden size bunun bir sponsorlu içerik olduğundan bahsetmek istiyorum. Hadi videomuzda geçelim. Öncelikle GRVT nedir? GRVT küresel finans sistemini baştan tasarlamak amacıyla yola çıkmış bir platform. Amacı yüksek kaliteli finansal ürünlere ve fırsatlara herkesin eşit bir şekilde erişimini sağlamak. Bildiğiniz gibi günümüzde merkezi finans sistemleri birçok zorluk içeriyor. Yüksek ücretler, sınırlı erişim ve güvenlik sistemleri riskleri gibi. Bunlar sadece bunların birkaçı. GRWT e de blockchain teknolojisinin gücünden yararlanarak daha kapsayıcı, verimli ve kendi kendini yönetebilen bir finansal sistem inşa ettiğini söylüyor. Ayrıca geleneksel finans dünyasındaki kurumsal uzmanlığı da DeFi'ye taşıyarak kullanıcılarına benzensiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. GRWT, e CDFI'nin yani merkezi ve merkeziyetsiz finansın birleştiği bir modelin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Trade Fee, CFI ve DeFi olarak 3 farklı başlık altında size bunları göstereceğim. Merkezi finans Trade Fee yani geleneksel finans dediğimiz sistemler. Örneğin bankalar, sigorta şirketleri, borsalar. Genellikle yüksek ücretlerle sınırlı erişime ve şeffaf olmayan yapılarıyla bilinir arkadaşlar. Öte yandan merkeziyetsiz borsalar yani DEX'ler uyumluluk sorunları ve ölçeklenebilirlik sorunları yaşarlar. Bu yüzden büyük kurumsal yatırımcıları çekmekte zorlanabilirler. Merkezi borsalar yani CEX'ler güvenlik açısından da büyük bir risk taşır arkadaşlar. Buna en iyi örnek FTX olabilir. GRWT de tüm bunları göz önüne alarak düzenlemeye tabi olan merkeziyetsiz bir borsa ve kendi kendini saklama imkanı sunan merkezi bir borsa modelini başlattı yani C birleşimi hibrit bir model başlattı diyebiliriz. Şu an hibrit borsa mantığını az buçuk anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. GRWT de kripto dünyasının ötesine geçmek ve kurumsal yatırımcıları da çekmek için kullanıcılarına güvenli bir fon yönetimi sunuyor. Bu yüzden KYC yani kimlik doğrulama prosedürlerinde uyguluyor. Ayrıca GRWT Bermuda lisansına sahip. Bu lisans ile kullanıcı fonlarının güvenliği konusunda bir artı sağlamış oluyor. Kurumsal yatırımcıların platforma ilgisini çekmek için de yine bu tür lisanslar oldukça kritik arkadaşlar. Yani hibrit bir borsa yapıyorsanız aslında her bir özelliğin kendi içerisinde faydalı olan yönlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Yerevete kendi platformunda self custody yani kendi kendini saklayan bir özellik kullanıyor arkadaşlar. Self custody ne demek? Öncelikle buna bakalım. Kullanıcıların kendi kripto paralarının üzerinde tamamen erişim sahibi olduğu anlamına geliyor. Yani özel anahtarlarınız, private key'lerinizi kontrol ediyorsunuz. Bu da kullanıcıların varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Fakat burada kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini de almaları gerekiyor arkadaşlar. Eğer özel anahtarlarınızı kaybederseniz veya çaldırırsanız varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu kendi kendini saklama özelliği de şu yönden önemli. Herhangi bir hırsızlık veya borsa hacklenmesi olursa varlıklarınız güvence altında oluyor. Dex ve Jax arasındaki sorunsuz bir geçişi yapabiliyorsunuz bu sayede de. Yani kendi özel anahtarlarınızı kontrol ederken aynı zamanda merkezi borsalarının sağladığı likitte hız ve kullanıcı dostu arayüz gibi avantajları kullanabiliyorsunuz. Bu sayede geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki boşluk bir nevi doldurulmuş oluyor arkadaşlar. Böylece geleneksel finans yeniden tasarlanıyor diyebiliriz burada gördüğünüz gibi. Gerevet'in arkasında güçlü bir ekip ve sağlam finansal ortaklıklar var arkadaşlar. Öncelikle size aldığı yatırımdan bahsetmek istiyorum. 9.3 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Gördüğünüz gibi buradaki kapitaller Gerevet'e yatırım yaptı. Burada da takımını görebiliyorsunuz. Eski bir Goldman Sachs yöneticisi tarafından kuruldu bu GEVT. Derin bir finansal uzmanlığı blockchain ile buluşturduklarından bahsediyorlar. Yani sadece bir kripto platformu değil, aynı zamanda geleneksel finans dünyasındaki büyük oyuncuların da desteğini arkasına almış bulunmakta. Geleneksel finans demişken de 3.3 milyar dolarlık aylık işlem hacmine sahip finans kurumlarıyla da işbirliği yapıyorlar arkadaşlar. Yol haritalarına göre de ilerleyen zamanlarda hem spot hem de vadeli olarak kripto paralarda işlem yapmanıza olanak sağlayacaklar arkadaşlar. Şu anlık net aşamasındalar. Daha mainnet'e geçmediler. Gördüğünüz gibi test net'te de perpetual ve options kısımları mevcut. Şu anda perpetual kısmı aktif durumda. İlerleyen zamanlarda hem spot hem de vadeli desteklemesi size bir kripto borsası deneyimi sağlayacak arkadaşlar. Ve hibrit bir kripto borsası kullanıyor olacaksınız. Aynı zamanda kriptonun da ötesine geçmeyi planlıyorlar. Peki bu ne demek? Yine yol haritasına göre geleneksel finans ürünlerini de eklemeyi planlıyorlar yani altın, gümüş, hisse senedi ve buna benzer geleneksel varlıkları bu platform üzerinde trade edebileceğiz. Platformun modüler yapısı sayesinde yüksek işlem hacmi ve güvenlik teknolojileri ayrıca hükümet lisansları ve regüle edilebilir yapısıyla kullanıcı deneyimini en üste çıkarmayı hedefliyorlar. Bu şekilde size GRVT'yi özetleyebilirim arkadaşlar. Son olarak da sizlere kayacınızı tamamlayıp ödül kazanabileceğiniz özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Burada KYC'yi tamamlayıp 80 ZK token ve 20 çekiliş bileti kazanabilirsiniz. Bu platforma kaydolmak için açıklamalarda bulunan bizim bağlantımızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. O linke tıkladığınızda sizi kayıt sayfasına atacak. Orada isterseniz Gmail'inizle isterseniz farklı sosyal platformlarla giriş yapıp KYC işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Burada kullandığım tüm linkleri de yine açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle... Kimliğinizi doğruladıktan sonra şu kısımda reward center'da görevleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya gelmek için reward portal'a tıklıyorsunuz. Buraya geldikten sonra burada bazı görevler var ekstra olarak. Burada Twitter görevleri vesaire var. Bunları da açık olanları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine referans linkiniz mevcut. 20 arkadaşınızı davet edebilirsiniz ve 3 gün sonra sıfırlanıyor tekrardan arkadaşlarınızı davet etmeye devam edebilirsiniz. Aşağı kısımda sizin yaptığınız görevlere dair kazandığınız pozisyonlar ya da görevleri görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha yukarıya çıkalım şu şekilde. ZK Rewards kısmına geldiğinizde burada sahip olduğunuz gizemli kutuları görebilirsiniz. Az önce bahsetmiştim. Kayacınızı tamamlayarak 20 gizemli kutu ve 80 ZK token kazanabilirsiniz diye. 20 gizemli kutuyu yani raffle ticket'ını burada şu an kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 80 ZK tokeni içinde 500 USDT'lik bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu da mainnet'e geçtiği zaman 500 USDT'lik işlem yaparak 80 ZK token'inizi kazanabilirsiniz arkadaşlar. İlk 30.000 kullanıcı için geçerli. Bunda da mainnet'e geçtiği gibi direkt işlem yapmayı unutmayın. Yine bunu takip edebilmeniz için de açıklamaya bunların Twitter adreslerini de bırakacağım. Şu anda da az önce bahsetmiştim. Testnet'leri mevcut. Dilerseniz buraya gelip testnet'e de katılabilirsiniz yine bu sayfadan. Trade bölümünden buraya tıklayarak testnet'i de deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize sormaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.